Selam gençlik. Bugün size gene değişik bir videoyla merhaba demek istedim. Her şeyden önce görüyorsunuz karavandayız. Bu şey dönemini karavanda atlatıyoruz bir şekilde. Olabildiğince gezmeye çalışıyoruz. Birazdan dışarıyı da göstereceğim. Hem karavanın içini de birazcık göstereceğim. Şimdi karavanda duran insanlar genelde hani yapacak bir şey yokmuş gibi adlandırılıyor. Hani uğraşacak bir şey yokmuş gibi. Ama uğraşacak şey karavanda haddinden fazla var. Bir sürü karavanda uğraşabileceğiniz detay, pek çok oyuncak var daha doğrusu. Onun haricinde benim de kendi oyuncaklarım var oldukça. Çünkü karavanda kaliteli zaman geçirmek gerekiyor. Kendinizi biraz olsun geliştirmek gerekiyor. Ben de size karavanda nasıl vakit geçiriyorum, nasıl oyuncaklar taşıyorum yanında biraz bundan bahsetmek istedim. Nelerim var, oyuncaklarım? Biraz karavanın içini göstereyim. Karavanımız bu şekilde görüldüğü üzere. Böyle ön koltukları dönüyor. Burada bir kocaman bir masamız var. Bu masa aşağı iniyor, yatak oluyor falan. Dolaplarımız var. Burada bir tane televizyonumuz var falan. Böyle hiç açmadık gerçi. Televizyon izlemek biraz saçma geliyor. Hani karavandayken, dışarıyı izlemek varken karavanda televizyon biraz değişik tabii ki. Ben size oyuncaklarımdan biraz bahsetmek istiyorum ama oyuncakların daha da ötesinde karavanda kitap her şeyden önce olmazsa olmazların başında geliyor. Mutlaka bir kitap bulunuyor. Bir kitaba göz gezdiriyorsun. Bir kafayı alıyor götürüyor bir yerlere. Onun haricinde de çeşitli oyuncaklarımı göstereceğim size. Benim burada bir tane daha dolabım var. Burada pek çok oyuncağımı saklıyorum. Bu arada televizyonun uydusu. Yukarıda bir uydumuz var. Burada benim oyuncaklarım. En çok sevdiğim oyuncaklarım. Burada bir tane 3 topum var. Ne işe yaradığını birazdan göstereceğim size. Ondan sonra bir tane tüy topum var. Ne işe yaradığını gene göstereceğim. Değişik oyuncaklarım var benim burada. Burada bir tane bir makaram var. Bu makaranın ismi Diabola. Zaten bu tek başına değil. Bir de bunun böyle bir sopası var burada. Bunun da ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Burada bir sürü oyuncaklar devam ediyor tabii. Burada kafa lambalarım vesairelerim var. Lastiklerim var. Ve bir ip parçam var. İp parçasıyla da ne yapacağımı göstereceğim. Burada bir sürü ufak topum var benim. Bu toplarla da değişik oyuncaklarım var. Bu toplarla ne oynuyorum? Ben bu toplarla golf oynuyorum. Tabii karavanda golf nasıl oluyor diye sormayın. Böyle bir golf sopam var ve de golf toplarım var. Her şeyden önce alıştırma yapmak için böyle büyük toplarla ve sünger toplarla çalışıyorum ki hem uzağa gitmiyor hem de hiçbir yere zarar vermiyorsunuz. Tabii geliştikçe ufak toplara geçiyorsunuz. Bayağı geniş ve açıklığa sahip bir yere sahipseniz de bu gerçek golf toplarına geçip golf toplarıyla antrenman yapıyorum. Tabii o bayağı dikkatli olmak gerekiyor. Ciddi bir açıklık alana sahip olmanız lazım. Çünkü bu top ve bu 7 numara demir, pardon 8 numara demir bir sopa. Golf sopaları çünkü 3'e ayrılıyor. Demir, tahta ve pata diye. Bu demir uzağa, bayağı uzağa atma için yarayan bir sopa. Yaklaşık bir 250-300 metre uzağa atabiliyorsunuz bu sopalarla, bu topları. Onun için tabii ben o kadar uzağa vurmuyorum haliyle. Vuramıyorum daha doğrusu. Burada eşimin yani Gökçen ablanızın böyle değişik oyuncakları var. Bu bizim mutlu benekle. Burada başka oyuncaklarımız da var. Bakayım, Kermit var burada. Pamuk var. Bu Pamuk. Bizim oyuncaklarımız gene. Burada Kermit var. Burada bir sürü arkadaşlarımızın oyuncakları var bize hediye ettikleri. İlk etapta bunlar. Ha, bunlar ne işe yarıyor? Bunların ne işe yaradığını arka tarafa geçince göstereyim. Hemen oyuncaklarımı elime alıyorum. Ha, buradayken önce şu iple. İpten biraz bahsetmek istiyorum. Hani herkes ipleri çok hafif oluyor. Ha, ip ne işe yarar ki, nedir ki falan gibi. İp gerçekten önemli bir oyuncak. Hani kendinizi geliştirebileceğiniz, ince motor kas gruplarınızı geliştirebileceğiniz, zihninizi sürekli çalıştıracak bir oyuncaktır esasında. Düğüm atma çalışıyoruz bununla. Düğüm atmayı öğreniyorsunuz. Hangi düğüm ne işe yarar, nerelerde kullanılır gibi pek çok şeyler çalışabilirsiniz. En basitinden size bir balıkçı düğümünden bahsetmek istiyorum. Balıkçı düğümü şöyle iki tane açık ucu birbirine bağlamaya yarıyor. Tek tek birbirine oturan bir düğüm elde ettiğimde iki tane açık ucum kapalı bir halkaya oluşuyor ve sapasağlam bir yuvarlığa sahip oluyorum. Bunu daha çok kolye tasarımında, bileklik tasarımında hareketli bir düğüm olduğu için kolyelerde, bileklerde falan kullanılan bir düğüm tarzı. Onun için düğüm atmak çok keyifli ve eğlenceli. Hani elinizde sürekli oynayabileceğiniz bir oyuncaktır. Ve sizi cidden geliştirir. Neyin ne zaman lazım olacağı hiç belli olmuyor diyorum ya. Onun için de bu düğüm işini bence biraz ön plana alın. Ondan sonra oyuncaklarımızı alalım. Arka tarafa gidelim. Diabolamızı, tüy topumuzu ve 3 topumuzu alıp doğru arkaya gidiyoruz.
Ha, bu arada biraz da manzaramızdan bahsedelim. Şu anda Kaş Dolaylarındayım. Selam, gene geldim. Ve oyuncaklarım ne işe yarıyor onlardan biraz bahsedeyim. Bence tüy topu göstermek istiyorum. Bu çok eğlenceli. Gökçen'le beraber de çok oynuyoruz bunu. Bir anlamda koordinasyon gerektiren, takip etmeyi gerektiren bir oyuncak. Bu şekilde top sektirmeye yarıyor daha doğrusu. Ve çok yavaş bir iniş var. Onun için böyle gayet eğlenceli bir aksiyon. Uzun mesafelere böyle hızlı gidiyor, yavaşça düşüyor falan. Çok eğlenceli bir oyuncak. Diğeri 3 toptan biraz bahsetmek istiyorum. Bunu çok görmüşsünüzdür. Sirklerde cambazların oynadığı cinsten. Ama çok çok keyifli ve insanı gerçekten geliştiren bir şey. Koordinasyonu, odaklanmayı çok arttıran bir şey var. Şöyle ki 2 topla başlıyoruz öncelikle. 3'ten ziyade. Önce tek elle 2 top sektirmeye çalışıyoruz. Öncelikle tık tık birer birer yavaş yavaş atıyorum, tutuyorum. Hop. Elimde çeviriyorum sadece. En basit versiyonuyla bu şekilde oynamaya başlıyoruz. Ondan sonra tek elle hop 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 başlıyor. Bir sağdan bir soldan döndürmeli bir şekilde. Daha ileri safhalarında 3 topa geçiyoruz. Bu işe top çevirme işine jonglörlük deniyor. Bu jonglörlükle geçimini sağlayan pek çok arkadaşım var. Ve dünya turunda bu tarz gösteriler yapan kişiler tanıyorum. Adam sadece top çevirerek dünyayı gezebiliyor. Çok farklı şeylere götürebiliyor. 3 tane basit topu. Gelelim diğer oyuncağımıza, bu Diabola dediğim oyuncağı. En basit hali, çok daha gelişmiş profesyonel modelleri var. Diabola dediğimiz şey bildiğimiz bir makara. Boş bir plastik makara şeklinde. İki ucunda da sopa olan bir ipimiz var. Diabola'nın olayı budur. Burada bunu döndürmek. En basit olarak da şöyle yerden aldığınızda bu şekilde tık 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 çevirdiğinizde çok eğlenceli bir makara dönüşü var burada. Hızlandırıyorsunuz tıkı 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 tıkı, çok eğlenceli, gayet güzel bir aksiyonu var kendisinin. Hızlandırıyorum, hızlandırdıkça hız kazandıkça dengelenmeye başlıyor. Yukarı gönderdim, tekrar hop yakaladım. Tabii bunun çok daha ileri versiyonları, çok daha öte versiyonları, çok değişik hareketleri, 3 tane makarayı birden çeviren, 4 makarayı çeviren acayip versiyonları var. Ama çok eğlendiriyor beni de keza aynı şekilde. Hem aktif bir şekilde spor yapmış oluyorum baktığınızda. Peşinden koşarak, bununla dikkatimi toplayarak. Aynı zamanda da çok da güzel, keyifli bir zaman geçirmiş oluyorum. Hoppa. Devamında gelelim bu ufak oyuncaklarımı bıraktıktan sonra aracımın fıtının arkasında ne var? Onlardan biraz bahsedeyim. Burası bizim fıtımızın yatak kısmı. Yatak odamız burası bizim. Burada da depomuz var. Esas oyuncaklarım bunun içerisinde tabii ki. Neler var burada, biraz onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bir karavancının olmazsa olmazı hamaklarımız var. Bir tane Gökçen ablamızın, bir tane de benim. Devamında burada masa ve sandalyelerimiz var. Keza aynı şekilde biz badminton'u çok seviyoruz. Bir de badminton'ımız var. Boş kaldığımızda bolca badminton oynuyoruz. Gayet güzel, keyifli bir oyuncak. Örtülerimiz var. İpler gene bende bol miktarda ipim var. Bu ipim de, bu bir atlama ipi. Antrenman ipi daha doğrusu. Normal. Tık 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 atlayabilmek için. Burada antrenman için. Bir antrenman lastiğim var burada. Bu şekilde her türlü ağırlık antrenmanımı, direnç antrenmanlarımı gerçekleştirebiliyorum. Biraz daha derinlere gittiğimizde burada patenlerim var. Patenlerimi yanımdan ayırmıyorum. Hikayesini zaten anlatıyorum size. Bulduğum her fırsatta paten yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde burada başka... gene burada bir atlama iplerimiz var. Boş durmak yok. Burada frisbee'lerimiz var. Hop! Frisbee oynamayı da çok seviyoruz. Ama rüzgarsız havalarda tabii ki. Devamında... Hop! Burada bizim bir slackline kitimiz var. Bu slackline gene seminerlerimde de anlatıyorum. İki sabit noktalar arasına bağlanmış bir ipin üzerinde yürüme aksiyonu. Ve çok da keyifli, geliştiren bir şey. Gene vücudumuzun core kuvvetini kullandığımız,
Yani vücudumuzu ayakta tutan kaslarımızı çalıştırdığımız acayip eğlenceli bir aksiyon. Bu da böyle bulduğumuz boş alanlarda iki ağaç arasında böyle diz seviyesindeki yüksekliklerde oynadığımız bir oyuncağımız. Gene sergi ürünü var. Başka ne gösterelim? Başka da daha derinlerde çadırlar var ekstradan. Hani kampçıyız sonuçta, karavanımız var ama karavanımızı bırakıp da daha da yükseklere, daha dağlara gittiğimizde sırt çantamıza kamp malzemelerimizi, çadırımızı, matımızı, uyku tulumumuzu, tencere setimizi alıp böyle dağlara, kamplara gittiğimiz de oluyor. Görüldüğü üzere karavan dediğin şey bayağı dolu bir kutu. Pek çok oyuncağa sahipsiniz. Bunu da sadece yatabilirsiniz ama bizim gibi aktif bir şekilde gezerek gayet keyifli ve güzel bir zamanda geçirebilirsiniz. Şimdilik bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.